o zaman gidiyordu 6'da, 6.30'da. Akşam da 7-7.30 gibi geliyordu, yemek yiyorduk. Biraz bilgisayarda oturuyorduk, kitap okuyorduk. Yatıyorduk işte, 10 oluyordu o zamana kadar, sabah çok erken kalktığımız için. Sabah yine arada sabah namazında ben anca babamı görüyordum, işte vedalaşıyorduk, geliyordu. İşte arada çok yorgun olduğumda arada işte 3.30-4'te geliyordu, yine dinleniyordu. O gün de sohbetleri oluyordu, oralara gidiyordu. Yine fazla görüşemiyorduk. Pazar günleri de işte ayda iki pazar belki gitmiyordu gezmeye götürmek için bizi. Ayda iki pazarında tatil yapıyordu. Gece çalışırken zaten ben babamı 2 gün üst üste görmedim de oluyordu. Çünkü 5'te gidiyordu, sabah geliyordu. Ben babam gelmeden okula gitmiş oluyordum. Ben okuldan geliyordum, babam uyuyor haldeydi. İşe giderken yine biraz görüşüyorduk, işe gidiyordu. Yemek bile yiyemiyorduk. Ben babamla 2 sene hiç kahvaltıda yapmadım, olmuştu gece giderken. İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Eğer sen, seni dinin neye emrediyorsa, haksızlığa boyun eğme diyor. Haksızlığa boyun eğen dişli şeytandır, haksızlığı yapan gibidir diyorsa, siz de hakkını savunacaksın. Hak burada senin hakkın. Yani bütün işçiler bu durumda, Türkiye'nin her tarafında direniş var. Niye? Çünkü hiçbir hükümet şimdiye kadar yoksulun, fakirin, işçinin yanında olmamıştır. Niye? Gerek işte dini kullanmıştır, gerekse milletleri kullanmışlardır. Niye ben bir patron 20 tane 30 tane kuruluşa üye oluyor da ecnebisinden, Yahudisinden, Hristiyan'dan, her kesimden işbirliği yapıp onunla ortaklık yapabiliyor da ben ikinci bir sendikayı, solcu olsun veya sağcı olsun, aşırı solcu olsun, ben ikinci bir sendikayı seçtiysem beni niye karalanıyor veya benim oradaki arkadaşım bana niye destek veremiyor? Ben hafta sonları camiye gidiyorum ara sıra. Herkes babasıyla geliyor, ben gelemiyorum. Babam hep işte oluyor bizim için. Biz sıcacık sobayla evde bekliyoruz. O bizim için orada hakkını savunarak sohbet bekliyor. Üşüyor orada her zaman. Pazar günleri bazen hiç evde olmuyor. Yine bak bugün pazar, yine evde olmayacak. Siz gittikten sonra o da gidecek birazdan. O yüzden yine geçiremiyoruz vakit. Bu mahkeme vermişler. Mahkeme inşallah sona ererse babamla iyi vakitler geçirmeyi düşünüyorum. İnşallah haklarını savunurlar. İnşallah biz kazanırız. İslam'ın şartları da nasıl? İşte hac bir farzdır. Hacca gittiğimiz zaman işte işçisi, kölesi, kralı, cumhurbaşkanı, başbakanı aynı anda aynı elbiseyi giyip aynı anda secde ediyorsa, namazda aynı saftaysak, rızıkta da niye aynı safta değiliz? Yani bunu içeride bir sürekli arkadaşlarla tartışıyoruz. İşte sağlık sorunlarını tartışıyoruz, işlerin çok serileştiğini tartışıyoruz. Ama işverene ve sendikaya bunları ilettiğimiz zaman hiçbir çözüm üretilmiyor. Üretilmediğini gördük senelerce. Ben 12 yıldır oradayım. 30 senelik arkadaşlarla, 25 senelik arkadaşlarla bunları sürekli tartışıyoruz. Ya işte böyle gelmiş, böyle gider. İşte siz düzeltemezsiniz, bir kişiyle iki kişiyle ne yapacaksınız gibi şeylerde. Sürekli bizi oyalamışlar. Artık en son bıçak kemiğe dayandı. İş yerlerde arkadaşlara dedik bu işi anayasal hakkımız olan ikinci sendikayla bir görüşelim. Bize ne gibi bir olanak sağlarlar? Sendikacılık nedir? Gerçekten içerideki Özgıda sendikacının sendikacılık mı yapıyor? Yoksa işçi ile işveren arasında bir ajanlık görev mi? Yani bunları biz bu düzeni değiştirmemiz lazım artık. Sadece dinimiz de ona emrediyor, hakkınızı arayın diyor. Mesela Hazreti Hanım'ın da bir sözü var, gözünün görmediği hiçbir şeyden korkmayın diyor. Onlar da o sözle bu yola çıktılar. Hiçbir şeyden korkusu devam ediyorlar direnişlerine. Ben de destekliyorum. Babam hiç ekmek kazanamıyor. Zor zoruna kazanıyor. Bizim paramız hiç olmuyor. Babam işe kazanırsa tazminatını alınca ekmeğimiz çok olacak. O para bitince biz ekmeğimiz olmayacak bizim. Biz zor zoruna kazanacağız. Babam iş bulana kadar o para babam iş bulana kadar tam iş buldu. O para bitti. O zaman babam işe çalışınca paramız olacak, yine ekmek kazanabileceğiz. O babam iş bulana kadar biterse, o zaman ekmeğimizi alamayacak baba.